yenilenen Blade terlemeyi değil, ter kokusunu önler. Katar 2022 Dünya Kupası sırasında güvenliği sağlamak için Türkiye'den yardım istedi. Bu da enteresan haberlerden biri. Bir dönem biri. Türk polisi Katar polisine eğitime de gitti. Türkiye öyle bir yardım yapacaktır. Ücreti mukabilinde neden yapmasın? Ya tabii ücreti güvenlik şeyi yapsınlar tabii. Her şey olur ama biraz çalışma şartları da ağır olur diye düşünüyorum buradan gidecekler için ya. Parası da ona göre olur abi. Parası da ona göre olur. Dönemsel gidersin. Bir ay çalışacaksın. Uyumadan belki de. Hani 5 saat uyku. Devamlı full mesai. Bir para alıp döneceksin işte. O da bir şey abi. O da bir şey yani. İlgilenen güvenlikçiler eklesin. Bilemiyorum nasıl başvuruluyor, ne yapılıyor. Hani güvenlik dediği belki de resmi hani polis, asker falandır. Yani çimekçi olabilir. Çevik veya güvenlik diyor, yani. Ama bir de tabii özel vardı. Güvenlikler falan var. Özel güvenlikçiler var. Türkiye tabii bu konuda çok uzman yetiştirebilen bir yer. Yani ciddi güvenlik kurumları var. Ciddi böyle çok hokkabaz, sahtekar da var da. Ben mesela boş, biraz ilgiliyim. Ben biraz ilgiliyim bu konuyla. Yani ciddi bir eski satçıların kurduğu, eğitim veren tactical şeyleri çok var Türkiye'de. İyi kurumlar var. Yani benim takip ettiğim insanlar da var. İlgiliyim de dediğim gibi. O yüzden yani bayağı önemli güvenlikçi arkadaşlar var. Hmm. Özel güvenlik olsun, koruma olsun, yakın koruma olsun, işte tabanca eğitimi, ne bileyim, rehine kurtarma eğitimi falan veren, oraya kadar giden şeyler var. Yani özel güvenlik kurumları var Türkiye'de. Onların da birçoğu emekli veya görevden, meslekten ayrılmış polis, asker arkadaşlarımız. Satçılar vesaire, sasçılar falan. Onlar mesela şeyi biliyorlar. Yani gidip kendi işte uzmanlar. Kurup... Belki de öyle bir şeydir bu Katar'dakilerin aradıkları. Tabii tabii. Ama mesela hani göbekli abilere, işi yani aslında, göbekli abilere yalandan hani verdirip kapıda tutanlar da var yani. Onlardan bahsetmiyorum. Yok, bir dönem işte bizim statlarda çünkü böyle içi boş. Onlar tabii. Onlar kahveden falan güvenlik adam şirketlerinden adam dolduruyorlardı yani. Evet, kahveden yövmeye parasına. Kahveden yövmeye parasına adam toplanan yerlerdi. Benim bahsettiğim bu uzman güvenlik şirketleri. O konuda iyidir yani Türkiye. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Buranın harcırağ fena olmayabilir. Evet. Eklesin abi, ne diyelim. Hayırlı olsun. Maşallahsa nefis yani. Getir bir konuda bu hafta Manchester derbisi var. Mavi mi kırmızı mı olacak diye konuşuyorduk ama aslında biraz sonucu belliydi. Evet, masmavi oldu. Erling Haaland derbiyi salladı. Yani manşet mükemmel. Bu, Türkiye'de atılamayacak. Hani var ya, Türk medyasında şöyle. Türk yere vardı ama ya. Böyle, bir Türk medyasında yendik böyle. Milanlar. O tarafa karşı var. Bıraktı. O tarafa öyle bir yer yok, o yalan ya. Yok öyle bir şey yok. Sikip bıraktı yok muydu? O Photoshop mu? Uydurma. Yok mu o ya? Öyle bir manşet yok. O yani şeylik o. Photoshop o. Hmm. Ondan sonra Six and the City sikip bıraktı döneminde ben sabah spor müdürüydüm. Öyle bir manşet olsa bilirim yani. Six and the City mükemmel manşet. 3 tane o attı, 3 tane de öbürü attı. Yani çok fazla, çok farkı var abi. Evet. Çok fark var. Erik ten Hag da işte bak orada demiş işte humiliated olduk demiş. Özür dilemiş filan ama. Abi 50'de falan stat boşalmaya başladı. Sen humiliated ol tabii yani. United'lılar çıkmaya biraz humiliated ol. Bir zahmet. Ama United'ın geldiği durum da abi, hakikaten ben United'ı hiç sevmiyorum. Yani City'yi de sevmiyorum ama yani United'ı hiç sevmiyorum. Manchester bize bozar. Evet. Ama şöyle bir şey var abi, işte bak düştüğü zaman yani zaaf toparlanamıyor. Erik ten Hag nedir abi? Hakikaten Erik ten Hag nedir yani? Ten Hag nedir abi? Kadroda çok çöp var ya. McTominay'i nasıl Casemiro'yu keser abi? Allah aşkına ya. Martial'le Rashford oynuyor abi. Gelmiyor. Kimseyi alamıyorsun ya. Artık mesela Haaland'ı sen de istiyorsun. Herif seni tercih etmiyor abi. Bir dönem Liverpool'un yaşadığı sarmala girdin. Evet. Bu sefer falan iyi futbolcu sanmaya başlıyorsun. Eldekileri. Yani Antony falan 100 milyon euroluk topçu sanıyorsun. Tabii onda yokluktan Ajax yani burnunu sürttüğünde yüze çekti fiyatı. Yani adamı kazara Chelsea istesin. Bak City'yi falan geçtim, Chelsea'ye gider adam. 2 sene sonra Chelsea'ye de gitmeyecekler ama. Onu da görelim ya, onu da söyleyeyim. 2 yıl sonra Newcastle'a gidecekler. Chelsea'de bence de bir gerileme dönemi. 2 yıl sonra Newcastle'a gidecekler. Newcastle'ın o şeyleri başlayacak şimdi. Ama yani bu tabii muazzam ya. Bu herif muazzam. Hasta. Ya bu hakikaten hasta bu ya. Ruh hastası, bir de gidebileceği en iyi, tabii kebap hastası, gidebileceği en iyi yere gitti abi. Arkadaşlar Serkan Akkoyun anlattı. Babasıyla bu oturmuş. Demişler ki biz gidebileceğimiz takımların puanlamasını yapalım. Puanlamasını. Hmm. Artılar, eksileriyle. Eksiler, oynayan futbolcular, biz orada kaç gol atarız? Efendim işte kaç, ne kadar oynarız? Dakika başına ne kadar süre alırız? İşte bu takımın challenge'ları ne filan. Bir numaraya Bayern Münih çıkmış. 2 City çıkmış. 3 Real Madrid çıkmış. Neyse. Bayern'de de o sırada bu Lewandowski gidiyor mu, kalıyor mu falan derken City kapmış. Yoksa adamlar Bayern'e gideceklermiş yani. Bayern de 70'i verirdi buna. 70 değil mi? Bir şey değil yani. Abi 70. Ama babasının aynı gene açıklaması var. Biz 2-3 yılda bir şeyi değiştireceğiz diyor. Kulüp. Ve bunu da söyledik diyor şeye. Kulüp yani City'ye söyledik. City. Hatta sen de bir haberden bahsettin. Aynen, bu sabah Marka'da okudum. Şeyde, şimdi kanalın adını hatırlamıyorum. Eski Fernando Sanz diye bir Real futbolcu vardı. Onun yorumculuk yaptığı programda Katana, o söylemiş. Serdi o. Ha? Katana Zerme. Katana Zerme. Aynen, aynen. Öyle olması lazım. Orada açıklamış. 2 sene sonra Real'e gideceğine dair bir madde var sözleşmesinde diye. Bilmiyorum ne kadar artık buna karşılık gelecek, reaksiyon gelecek kulüplerden bilmiyorum ama babasının söylemleriyle örtüşüyor. Örtüşüyor işte, aynen. Yani 2 yıl sonra ben Real Madrid'e gideceğim. 2 yılda oradan sonra bilmem nereye gideceğim gibi bir challenge'ı var adamın. Yani öyle bir durumu var. Bunun hastalığı şey işte 5 büyük liglerin hepsinde bir takım rekorlar kırma. İşte 5 kere topa dokunup 5 gol atma falan gibi manyaklıkları var. Ama bu yaşta inanılmaz, baksana abi. Abi 215 gol, 22 yaşında abi herif. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi daha oralara hiç yakınında değiller. Cristiano burada şöyle, Cristiano o zaman kenarlarda oynuyordu. Evet, daha United, 7 numaraydı. United dönemi. Onun manyaklaştığı, hayvanlaştığı dönem şeydi. Real Madrid dönemi yani. Orada canavara dönüştüğü yer. Ama yani 215 gol nedir abi? Tabii Messi de öyleydi. Messi de kenarda oynuyordu. 22 yaşında. Tabii. Gene de ya bak, Mbappe de çok gol attı tabii. Çok gol atıyor abi. Gerçi Mbappe Fransa'da atıyor. Ya Mbappe Fransa'da atıyor. Ya işte oradan çıkıp eğer Premier Lig'de ya da bunun yaptığı gibi işte ya da gidip La Liga'da benzerini yapsa o zaman başka şey konuşulurdu ama şimdi Almanya'ya Farmers Lig diyorlar ya, Almanya'ya, Fransa'ya. Baba geldi şu an daha feci istatistiklerle oynuyor yani. Şu an tabii. Premier Lig'i, bir de öyle bir şey var. Tez var. Tabii, Premier Lig'i Farmers Lig'e çevirdi diye. Aynen öyle vallahi. Ve derbiden sonra konuşulan şeylerden bir tanesi Cristiano Ronaldo'ya harika kariyerine olan saygımdan dolayı 4-0'dan sonra o ana avazlı diye. Çok doğru bir hareket yapmış. Bazı hocalara bu, maçta yaptığı tek doğru hareket değil mi? Maçta yaptığı tek doğru hareket. Tabii canım, 4-0'dan sonra adam oynamayanlar ya. Ben o zaman girmezdi Cristiano'da. Bence zaten devrede muhtemelen yardımcısına falan baba beni hiç düşünmeyin falan demiş de olabilir. Tabii abi. 4-0'dan sonra girelim mi ya? Yani artık onu girsen oyna dersin abi. Evet. Girsen oynasan daha iyi oynarsın dersin. Yani 4-0'daki adamı ama küfür et daha iyi gibi tabii bir şey. O doğru ama yani Ten Hag'dan, Menak'tan. Abi oraya şu anda gene en kral adam gelse de... Yani Ten Hag'dan daha iyisini de bulamazsın. Format atması lazım. Ama işte oraya git, işte Conte gelir de Sör'ün gitmesi lazım. Evet. Sör gidince United'da toparlama olur. Sör İnan Kıraç gibi takılıyor yukarıda değil mi? Ya bizim bu başkanı da seviyoruz, ediyoruz da bu şey nedir senin ya? Abi buraya büyük müthiş takmış durumda. Ya başkanım yani sen de çok uzattın ya. Abi orada ekmek orada. Yani baktı işte Forbes dergisinin sıralamasına göre en güçlü, en ekonomik olarak güçlü kulüpler arasında Real Madrid geriye gittiği için baba oraya yelken açmak istiyor yani. Hani tamam yani. Müthiş tutundu oraya, bırakmıyor. Şimdi şöyle haklı herif. Ya kardeş o zaman Arap sermayesini engelle diyor. Adam geliyor Saint Germain'i alıyor, City'yi alıyor, Newcastle'ı alıyor. Ne oldu benim gelirler diyor. O zaman diyor böyle bir şey bulalım diyor mesela adam. Ben diyor sırf İspanya'da bu kadar rekabet edemiyorum ki diyor. Bu konuda haklısın ama Süper Lig olmayacak bir şey yani. Yasal olarak diğer kulüpler, bunu bilmeyenler için söyleyeyim. İngiliz kulüpleri sözleşme imzaladı. 6 yıl, 10 yıl boyunca böyle bir organizasyona asla girmeyeceğiz diye. Bildiğin imzaladılar. 3 İtalyan da, 2 İtalyan da imzaladı. Inter'le Milan. UEFA'ya verdiler bunu. Atletico Madrid, bu Barcelona, Juventus bu vermedi. Juventus kovalıyor bir de. Bu üçü vermedi. Diğerleri 10 yıl boyunca böyle bir şeye girmeyeceğiz diye imzaladı. Ayrıca Avrupa Birliği mahkemelerinde bir dava var. Eğer o dava UEFA'nın açtığı bir dava var. UEFA lehine sonuçlanırsa Euro Lig bile tehlikede. Bıraktım Süper Lig'i. Euro Lig bile tehlikede. Hani organizatör kurumun dışında bir ekstra bir şey yapılamaz. Kararı çıkabilir. Ama bu yanlış. Bunu karşılamıyorum yani. Liverpool'la Real Madrid 59 kez karşılaşırsa olmaz. Bence de olmaz. Kesinlikle olmaz yani. O artık şeye bağlar. Sevilla Osasuna maçına bağlar. Evet. Ona bağlar o iş. Olmaz yani. Evet çünkü Nadal'la Djokovic 59 tane maçın kaç tanesini final oynadılar? Bir de o var abi. Kaç tanesi ne kadar izlendi? Hadi bir de onu söyle. Ya gene orada yeni izlenmiştir. Ayrıca tenis başka abi ya. Teniste. İzlenmiştir ama... Tenis başka abi. Yani burada işte Perez hakikaten bunu birkaç ayda bir zaten ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Yani bunun sonunu bırakacak gibi durmuyor. İstediğini alabilecek mi? Ya bana çok kolay gelmiyor abi, açıkçası. Real Madrid üyeliği dededen veya babadan geçer. Barcelona veya başka takımlar gibi dışarıdan üye olamazsın. Real Madrid'de aileden birinin Real Madrid'de olması gerekir. 2 tane de referans gerekir. Öyle herkes Real Madrid'de olmaz. Mesela Perez başkanı dedesi yapmış. Sonra babası da zaten Real Madrid'de yani. Aileden kulüp üyesi. Dolayısıyla Real Madrid'de üye olman için çok senin kökeninde bir Real Madrid'li olduğunu ispat etmen lazım. O yüzden de Real Madrid'de mesela Çinli üye, Endonezyalı üye falan çok az. Bildiğin İspanyol şeyidir yani Real Madrid. Barcelona öyle değildir mesela. Alman üyesi falan var, İsviçreli falan, Hollandalı var. Real Madrid öyle değildir. Dolayısıyla Real Madrid'in günün birinde bir yatırımcı gelip bir para sokayım falan da diyemez. Anlatabildim mi? O yüzden de adam da diyor ki lan gelecekte bunlar bizi şey yapacaklar. Bir taraftan kendini kurtarmaya çalışıyor ama olmaz baba.